Selamun aleyküm. Şu anda Antalya'dayız. Muğla'ya gidiyordum. Yolu değiştirdim. Antalya'dan gideyim dedim. Antalya'ya bir bakayım nasıl. Hoş görünüyor. Daha yeni girdik içine. Buradan Fethiye'ye doğru gideceğim. Antalya'da bakalım. Diğerlerde durursam bakarız. Beydağları Milli Parkı'nın kıyısından gidiyor. Şu taraf deniz ama görünmüyor. Şöyle belki. Kemer'e doğru gidiyor. Antalya'dan Kemer'e doğru giderken Kültür Bakanlığı'na ait Küçük Çaltıcak plajı. Ücretsiz giriş yapılıyor. Sadece bir 50 TL otopark ücreti verdik şuradan girişte. Yol da Burak'ına yol. Bakalım bu plaj nasıl? Yani burada ateş yakmak, mangal yakmak yasak dedi. Ücretsiz ama içerideki her şeye ücret ödüyormuş herhalde. Bakacağız şimdi. Şurada şenzoklar falan var, hep ücretli herhalde. Burada duşların iyi var. Ücretsiz galiba çünkü herhangi bir ücret yazmıyor. Plajda burada oturacak yerler var. Ama şu şenzlokların ücretli olduğu garanti. Aa, Akdeniz. Kırmızı bayrak çekili, demek ki girebiliyorsun şu anda. Güzelmiş. Bu arada bu çardaklar ve şu oturaklar paralıymış. Şunlar 100 lira. Diğer kapalılar 150 liraymış. Yani giriş ücretsiz olabilir ama buraya oturursanız da paralı. Ama plaj güzel gibi ya. Şöyle bakıyorum. Fena değil. Buranın plajı taş, kum yok. Böyle gördüğünüz gibi. Ama pırıl pırıl deniz, berrak içi görünüyor ta. Vallahi ne güzel. Ayağımız ıslanmasın. Oradan vatandaşlar giriyor. Çok da kalabalık değil. Sinek avlıyor diyebilirim. Karşıda da Bey Dağları. Güzelmiş bura. Yani burada şezlong kiralamasan da olur aslında. Kendin getirirsen burada tatilini yaparsın. Bak onlar getirmiş. Antalya o tarafta kaldı. Oradan geldim ben. Yani Antalya'dan çıktığın zaman ilk plaj bura. Büyük Çaltıcak yazıyordu. Adamlar ta bak orada. Elimin olduğu yerde yüzenler var. Daha ilerisinde yüzenler var. Bu kıyıdan böyle giriyorum. Çok da derin değil. Bak Berat geliyor. Berat el salla. Derin mi? İyi. Akdeniz. Çok da lüks bir yer değil. Ama yani dediğim gibi geçerken uğrayıp suya girebilirsin. Güzel bir yer. Ufak. Fazla kalabalık değil Antalya'nın diğer taraflarına bakarak. Gayet iyi. Gelin buraya. Buralarda da var çardaklar. Şu aralardan da denize girebileyim. Tam yanımda bir tane var. Gayet iyi. Ama orada mantarların orada daha güvenli sanırım. Burada fena değilmiş. İçeride çocuk parkı da var. Çeşme var. Akıyor mu bilmiyorum. Bir bakalım mı? Hemen burada deniz zaten. De kalabalık değil. Güzel. Gerçi hafta içi. Bilmiyorum. Bakayım akıyor mu? Akıyor ama çamur akıyor. Güzel. Şu aralarda hep piknik yapma yeri var. Ama ücretli olduğunu söylediler. Bilmiyorum. 100 lira diyor. Kapalılar 150 lira diyor. Yani 200 lira falan verdiğin zaman burada akşama kadar zaman geçirirsin ya. Suyun dibi gözüküyor resmen. Pırıl pırıl. Koku da yok yani başka yerlerde gibi. Buradan vatandaş giriyor yine suya. Ücret tarifesi. Banklar ücretli.
Üstü kapalı 130, açık 100. Mangal yakmak yasak. Çöp atmak, tesis içerisinde alkol içmek. Bilmem ne, bilmem ne. Ama güzel yani. Günübirlik gel burada, 100 git. İlla ki bank kiralamana gerek yok. Şöyle bir yere de oturursun. Şurada banklar var. Şunlar ücretsiz şuradakiler. Plajdan 50 metre bu tarafta bir restoran var. Şurada. İçecek falan var. Şurada tuvaletler var. Şurada da mescit var. Kadın erkek mescit. Şurada da güzel bir çam ağacı var. Çadır alanı da kamp alanı da var. Israrla fişlerinizi isteyiniz ama herhangi bir ücret belirtmemişler. Kampta olabiliyor herhalde. Şu tarafa doğru kamp paravan kabul ediyorlar ama işte fiyat yok. Çok güzel bir görüntü çıktı meydana. Antalya Muğla yolundan devam Beldibi. Beldibi tatil köyleriymiş. Yolun güzelliğine bak. Çam yuva. Tünele giriyoruz şimdi. Karsalis tüneli mi yazıyor? Ne yazıyor? Bir şey yazıyor. Finike. Finike. Kadınlar plajıymış orada. O karşıdan geldim öyle sahil kenarından. Finike'ye kadar ulaştık. Burada yolun kenarında herkes durmuş. Şurada ufak bir yer var. Oradan suya giriyorlar ama güzel. Yüzecek bir yer. Bak karşıda adamlar oraya girmiş. Enteresan. Kaçak giriyorlar buradan. Alabildiğine deniz. Ben de buraya durdum bir bakayım ne oluyor dedim bu kadar kalabalığı görünce. Yani buralardan da denize girebilirsiniz. Bak aşağısı kaynıyor. Yakınlaştırabiliyoruz mu? Yok, yakınlaştıramıyoruz.
Ama sesler geliyordur size de. Bura Demre yolu. Hacdak yola benzemez bura. Denizin kıyısından böyle gidiyor dağlar. Orada böyle kıyısından gidiyor. Bayağı da yoğun ha. Demre'ye 17 kilometre kaldı. Tatlı bir iniş koruyorum ama virajları çok keskin ha. Denize karşı şöyle. 150 tane, 200 tane viraj var. Tam o karşıdan öyle böyle geldim. Yani yol sahil boyunca geldi. Aşağısı komple sera. Artık ne serası bilmiyorum. Karşı dağlarda sis çökmüş, duman çökmüş. Daha 170 kilometre yolum var. Hadi devam. Burada niye durduk? Şu gördüğünüz ada Yunan adası. Bak ne kadar da yakın. Türkiye orayı vermiş zamanında. Böyle yokuştan kaşa doğru iniyoruz. Tam karşıda. O ada Yunan adası. Aşağı doğru inelim bakalım. Burada onun için durdum, onu söylemek için. Yani neredeyse dibimizde adamlar. Burası da yarımada gibi bir şey. Aşağı inerken. Kaşa girmeden bu tarafa dönünce çok güzel bir yer var burada. Yarımada şeklinde bak. Aşağıdan da görülüyor. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Aşağısı çok güzel. Orada bir de şey merdiven gibi bir şey var. Ah, kaş güzelmiş ha, Antalya kaş. Tepelerine duman çökmüş. Burada herkes duruyor böyle sağda solda, aşağı inip yüzüyor. Güzel memleket. Antalya. Yol boyunca da şu güzel çiçeklerden var. Güzel de bir koku var burada. Neyse şunlar kokuyor. Yunan'a bir adım daha yaklaştık. Ada tam karşıda. Çıkartma yapacağız şimdi bebelerini. Tam şurada da yüzenler var. Arabayı kenara bırakıp millet yüzüyor yol boyunca. Yunan adasına karşı. Yarımada şeklinde bura. İçeriden girdik demek gibi. O karşılar yine hep Yunan adası bak. Şunlar irili ufaklı, irili ufaklı. Bak karşıda var. Hele şu daha da yakın. Bak orası Yunan toprağı işte. Burun burunasın. Enteresan. Bu yol tekrar oradan Kaş yoluna çıkacak. Oradan Fethiye tarafına gideceğim. Burada zeytinlikler var. Şuradaki villalar güzel. Bak aşağıda güzel villalar var ama. Daha büyük ihtimal yabancılara ait. Hayatıma ilk kez bir yabancı ülkeye bu kadar yakın olduk. Tam karşı işte. Yunanistan. Şu iri ufaklı olanlar da Yunan adası olarak görünüyor. Şuradan bir bakalım. Daha da yakın olan. Vallahi. Aşağıda da yerleşim yeri var. Havuzu falan var şu villanın bakın. Buradan bir tane ev almak lazım. Yunan. Hep Yunan. Karşı hep Yunan. Aşağısı çok güzel. Tekneler var. Bak oradaki küçük adalar da Yunan adası. Karşıdaki şu. Nasıl hiç anlamadım ha. Antalya Kaş. Ama güzel memleket. Orada da bir karavancı dayım durmuş. Bu arada araba yanıyor. Çok sıcak. Daha o karşıdan geldim.
Hadi görüşürüz bir sonraki durakta. Oradan çek dışarıya olsun herhalde. Hadi. Kaş'tan çıktık, şimdi Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Yol çok güzel. Karşı deniz, manzara harika. Allah'tan şu anda bizim inmiş. Çekme karavanlar neyde gidiyor ileride? Biraz trafik yoğunluğu var ama idare eder. Deniz görünüyor mu lan? Herhalde görünür şu an geçince. Devlet iyi yol yapmış yalnız buraya. Şu hale bak, yarmış geçmiş. Manzaralı bir yol. Denizine. Ne biçim bir yer lan oran, mağara mı lan? Ne var orada lan? Bir dakika, adını su mı? Ne yok. Yok. Rumun şekli de trafik tıkandı lan. Herkes buraya gelmişti. Karayolları müdürlüğü neye yazıp durur? Enna. Şu aşağıya bak sen plaja. Abi ooo, millet durur lan. Aa, orada iniş yeri var. Vay be. Burak Halkan, Kaş. Kaş'tan sonra geliyor Antalya. Burada güzelmiş ha. Evler neyi bir harika. Fethiye son durak. Fethiye'ye girdik. Ölüdeniz bu tarafta kaldı. Buraya gitmeyeceğim. Solda kaldı. Videoyu burada sonlandırıyoruz.